Değerli Fenerbahçeliler, sevgili basketbol severler, Fenerbahçeli Bukowski'den hepinize gönül dolusu sevgiler. Bugün sizlerle Georgievich'ti yeni Fenerbahçe Beko'nun Euroleague'de ilk çift maç haftasında oynadığı Alba Berlin'de kazan karşılaşmasındaki performanslarını değerlendireceğiz. Aynı haftada hem kışı hem de yazı yaşadığımız bu Euroleague haftasında Fenerbahçe Beko'nun geleceğine dair beyin jimnastiği yapmayı hedefliyoruz. Hazırsanız basketbol dolu bu içeriğimizin startını veriyoruz. Booker across to the far side, Perrier Henry moving it on around the perimeter to Smith and Devin Booker again. İlk olarak geçtiğimiz salı günü Alba Berlin'e konuk olan Sarı Lacivertliler bu mücadeleden 84-72 yenilgiyle ayrıldılar. Alba Berlin'de Oscar da Silva 22 sayı, Maidolo 21 sayı, Luke Sigma 13 sayı, 9 rebound ve 5 asiste mücadele ederken Fenerbahçe Beko'da Nando De Colo 15 sayı, Ahmet Düverioğlu 12 sayıyla takımımızın en skorlu oyuncuları oldular. Perşembe akşamı ise Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda rakibimiz kazandı. Bu karşılaşmadan ise Fenerbahçe Beko 80-41'lik galibiyetle ayrıldı. Kazan karşısında Fenerbahçe'de Meryl Şayok 17 sayı, Devin Booker 16 sayı, Nando De Colo 13 sayı, Ahmet Düverioğlu 10 sayıyla mücadele ederken Peresovic kumandasındaki Yunus Kazan'da en skoru oyuncu 10 sayıyla Azia Cannon oldu. Fenerbahçe'nin bu maçta rakibine attığı 39 sayılık fark kulüp tarihinin rekoru oldu. Daha önce bir maçta atılan en yüksek fark Baskonya'ya karşı 2013-2014 sezonu top 16 mücadelesinde atılan 34 sayılık farktı. De Silva from the elbow got it over the top of Veselin. That's a start for Alba Berlin. Matisek, Maudo low from closer to center court than he was to the perimeter. Fenerbahçe Beko'nun salı günü oynadığı Alba Berlin 3 uzunu olmadan Euroleague'in tartışması Zalgiris'le beraber en zayıf iki takımından biri görünümünde. Her türlü saha içindeki probleme rağmen maç önünde ben dahil birçok Fenerbahçe'nin açık ara favorisi Fenerbahçe Beko'ydu. Alba Berlin iki kilit oyuncusu yani Luke Sigma ve Maidolo'nun harika oynadığı, onlara Oscar da Silva'nın eşlik ettiği dominant ikinci devre oyunu ile Fenerbahçe Beko'yu adeta sahadan sildi. Bu karşılaşmanın Fenerbahçe Beko adına verdiği önemli mesajlar vardı. Öncelikle Fenerbahçe Beko'da Veseli dışında çemberi savunabilecek etkili bir oyuncusu olmadığını Alba Berlin karşılaşmasında net olarak gördük. Polonara ve Barten olmadığı bir karşılaşmada Devin Booker'ın savunma konusundaki sorunları gün yüzüne çıktı. Özellikle maçın ikinci yarısında Fenerbahçe Beko kafa olarak tamamıyla maçı ve savunma konsantrasyonunu bıraktı ve Alba Berlin gibi hücum gücü sınırlı bir takıma oyun olarak teslim oldu. A 12-point lead, the largest of the night. And answering right back, Perrier Henry. Evet, maça dair ikinci notumuz ise Alba Berlin karşılaşmasında net olarak gözüktü ki bu takım savunma yapmazsa ve takım halinde tempoyu arttırıp topu ve kendilerini koşturamazsa ellerindeki malzeme yarı saha basketbolu oynamak için uygun değil. Alba Berlin karşılaşmasında oyunun hiçbir anında maçı ve topu kontrol edemediler ve oyuna hiçbir enerji koyamadılar ki bunu yapamazsanız karşınızdaki takım Alba Berlin bile olsa oyun olarak sizi saha içinde ezebiliyor. Alba Berlin maçında gözüken bir diğer konu ise özellikle Fenerbahçe Beko'nun 2 numarada yaşadığı problemler. Guduric hala eski ritmini bulamadı. Savunmada özellikle yardım savunmasında büyük sorunlar yaşıyor. Oyun içinde tercihlerinde büyük problemler var. Onu takım içerisinde yedekleyecek olan kaptan Melih de 2 yıldır devam eden yokları oynama durumuna Alba Berlin karşısında devam edince yay gerisinde sorun çözemeyen bir Fenerbahçe Beko izledik. Son olarak Alba Berlin maçında koç Şaşa Georgievich'in hala Fenerbahçe Beko'nun ne oynaması gerektiği konusunda ne kendisini ne de oyuncuları ikna edemediğini gördüğümü özellikle ifade etmeliyim. Step back three off a tough move off the front rim. Vorontsevich tried to run it down. De Colo got there first. Akile Polinari in the open court. Down to shout to a streaking Jan Veselý who rocks the rim with a transition jam. Açıkçası salı akşamı Almanya'daki Alba Berlin maçında oynanan kötü basketboldan sonra perşembe akşamı Unix Kazan maçından ümitli olmayanlardan biri de bendim. Fakat takımın Alba Berlin maçında kötü oyun sonrasında önemli bir refleks gösterdiğini de söylemeden geri durmayacağım.
Fenerbahçe, Unix Kazan karşısında mücadeleye başlarken Georgievic yine daha önceki maçlara benzer bir kurguda, benzer bir 5'te sahadaydı. Devin Booker ve Jan Vesey ile yine yan yana kullanmayı tercih etti ve maçı da bu doğrultuda başladı. Meryl Şayok ve Tarık Biborovic'i kanatlarda kullanan Sasha, topu da Pierre Henry'e emanet etti. Fenerbahçe'nin Kazan maçına tutuk başladığını ve oyunun döndüğü anın De Colo'nun ilk yarıda bulduğu iki kritik üçlük olduğunu söyleyelim. Sonrasında hem Kazan'ın hücumda berbat bir göründe olması hem de Fenerbahçe Beko'da bazı oyuncuların üzerindeki ölü toprağını atıp takımın tempoyu arttırarak oynaması Fenerbahçe Beko'ya EuroLeague tarihindeki en yüksek farkla kazandığı maçı yaşaması neden oldu. Berioglu. Oh, it's showtime here at the Olka Sports and Event Hall. So Marco Spisa with the inbound. He gives it to Isaiah Cannon. Gambling with Achille Polinara against his fellow number 33, Mario Hezonja with the swooping finger roll off the glass. Evet arkadaşlar, Kazan maçına ilişkin bazı notları paylaşmakta fayda var. Öncelikle bu karşılaşmada Meryl Şayak'a özel bir parantez açalım. Çok değil, salı günü Almanya'da Alba Berlin karşısında ne yaptığı belli olmayan ve takım içindeki rolüne alışamamış Şayok, perşembe akşamı Kazan karşısında 17 sayı, 4 rebound ve 5 asistle adeta rakibin üzerine bir balyoz gibi indi. Şayok potaya uzak kaldıkça değeri düşen bir oyuncu. Çember yakın oldukça oyun içindeki verimi de takım olan katkısı da artıyor. Unix Kazan maçını öne çıkarılması gereken bir diğer oyuncu ise Polonara. Eğer Fenerbahçe Beko bu sezon başarılı olacaksa bunu koşarak, yüksek tempoyla oynayarak yapacak. İşte bu basketbolun en önemli oyuncusu ise Polonara. Oynadığı her dakika takımı ileri iten, enerji aşılayan bir oyuncu. Kazan maçında da bu rolünü takım içerisinde iyiden iyi hissettirdiğini söylemeliyim. Son olarak Kazan maçının bir diğer kritik oyuncusu ise Deşan Pierre oldu. Bu sefer sırt dönük oyunu ile skora katkısından çok Kazan'ın en iyi oyuncusu olan Mario Hezonja'yı kilitleyerek harika bir işe imza attı. Şayok, Şayok wheels back out, gives it to De Colo who launches from near half court and buries it. Nando De Colo seeing the basket big tonight. Evet arkadaşlar, Alba travmasından sonra Kazan maçıyla takımın gösterdiği tepki gelecek için ümit verici ama Fenerbahçe Beko'nun bu sezon belli hedeflere ulaşması için ne olursa olsun çember savunan bir uzuna ihtiyacı var. Tüm sezon Vesely ve Polonara ile EuroLeague'de büyük hedeflere koşulamaz. Özellikle Real Madrid, Barcelona, CSKA ve Milano gibi hem akıllı hem de dominant uzunlara sahip takımlar karşısında iki uzunla maç kazanmayı beklemek hayalcilik olur. Bu yüzden illaki transfer ihtiyaç var gibi gözüküyor. Evet arkadaşlar, yine bir solukta Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague çift maç haftasındaki göstermiş olduğu performansları değerlendirdiğimiz içeriğimizin sonuna geldik. Kanalımıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. İnadına isyan, inadına Fenerbahçe. Sevgiyle kalın.